Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu harcamalarında tasarrufun yılın ikinci yarısında devreye gireceğini açıklamıştı. Ancak nasıl tasarruf edilecek ve neden yılın ikinci yarısı soruları yanıtsız kaldı. Son açıklamada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Erdoğan'ın yardımcısı gereksiz harcamaları bitireceğiz diyemedi, azaltacağız demekle yetindi. Makam araçları ve saraylardaki... Her alanda tasarruf yapacağız, her alanda. İşin ana fikri şu, gereksiz harcamaları azaltmak. Kamu harcamalarında tasarrufa ilişkin iktidar cephesinden son açıklama. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, israfı bitireceğiz demedi. Somut örnekler de vermeden gereksiz dediği harcamaların azaltılacağını söyledi. Geçmişte belki gerekli olabilirdi ama şu anda anlamını kaybetmiş bir takım kalemlerin tespit edilerek bunlar da azaltmaya gidilmesi. Bir sabah genelge yayınlarsınız, şunlar şunlar yapılabilir, bunlar yapılamayacak dersiniz, hayata geçirirsiniz. Şimdi tek tek maddelere girmemiz doğru olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bu değerlendirme, teknik çalışma süreci devam ediyor. Kamuda tasarruf artışı ve harcama kontrolü 2024'ün tabii ki ikinci yarısında güçlü bir şekilde devreye girmiş olacak. 10 aydır Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunda oturan Mehmet Şimşek, kamu harcamalarında tasarruf yılın ikinci yarısında devreye alınacak dedi. Cevdet Yılmaz ise yakın bir gelecekte ifadesini kullandı. Kamuda tasarruf henüz olgunlaşma aşamasında. Yakın bir gelecekte olgunlaştıracağız. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak bütün bu maddeler. Tasarruf tedbirleri konuşuluyor. Tam da bugünlerde Diyanet İşleri Başkanımızın 6. makam aracı aldığını öğreniyoruz. A6 şeklinde. Herhalde 7.si A7, 8.si A8 olacak. O şekilde devam edecek. Bir Gün gazetesinin haberine göre 6 makam arabası olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kullanımındaki bir arabayı Diyanet Vakfı'na verdi. Vakfın iştirakleri üzerinden aynı markanın üst modeli olan daha lüks makam aracı alındı Erbaş için. Yeni makam arabasının piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira. 6. makam aracını alıyor insanlar açlıkla imtihan edilirken. Bir yanda kamuda tasarruf söylemleri, diğer yanda lüks yeni makam arabası. Diyanet İşleri Başkanlığı da Ali Erbaş da 6. makam arabası ile ilgili bir açıklama yapmadı. Diyanet İşleri Başkanı'nın makam aracı sayısı da tam belli değil bu arada. 8 tane olduğu da iddia ediliyor. Neden bu kadar araca ihtiyacı var? Ve neden bu yoklukta bir din adamı, yani hani dünya nimetlerinden ziyade inancını yaşaması ve örnek olması bununla gereken bir kişi ya, 15 milyonluk aracı binmeyi içine nasıl sindirebilir bilmiyorum. Bir de kamuda tasarruf paketi olgunlaşacakmış daha. Ham meyve mi bu olgunlaşmasını bekliyoruz? Samimi gelmiyor bu açıklama bana. Ve neden yılın ikinci yarısını bekliyoruz? Anlamak zor diyeceğim ama çok da değil aslında. Bunca yıl gösterişe, şatafata alışmış yöneticileri ikna etme süreci gibi de düşünebiliriz. O da zor.